Merhabalar Beset Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için son zamanlarda çok ortalıkta olan ekler kek yapıyoruz Beset Adana tarzında. Malzemelerin hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ekler hamuru yaparak başlıyoruz. 240 ml suya 85 gram tereyağı, 10 gram şeker ve 1 tutam tuz ekleyip kaynayana kadar bekliyoruz. Kaynadığı anda 130 gram unu tek seferde içine atıyoruz ve hamura dönene kadar karıştırıyoruz. Hamura dönünce biraz nemini bıraksın diye pişiriyoruz 1-2 dakika kadar. Bir kaseye alıp soğuttuktan sonra da içine teker teker 4 yumurta ekliyoruz. Yumurtanın biri kaybolmadan diğerini içine atmayın yoksa kıvam tutmayabilir. En iyi ihtimalle kıvamı tutturacağım diye de çırpa çırpa size yazık olur. Sıkma torbasını alıyoruz ve tepsiye kare bir şekilde döküyoruz hamuru. Eğer borcamda yapacaksanız borcama da sıkabilirsiniz veya kaşıkla koyabilirsiniz. Size kalmış bu. Mümkün olduğunca eşit düzleyin. Zaten bizim yapacağımız şekilde bir hamur gözükmeyeceği için tipinin çok önemi yok. Önemli olan pişmesi hamurun. Çok kabarmasın diye üstünü engelleyecek bir tepsi koyuyoruz. Yağlı kağıt koymayı unutmayın altına yoksa yapışabilir. 190 derecede 30 dakika kadar pişecek. 20 dakika sonra kapağı kaldırıp bir kontrol edin. Eğer yayılıp az bir şey yükseldiyse kapağı kaldırın ve renk alana kadar pişirmeye devam edin. Kremasını hazırlamaya geçiyoruz hamur pişerken. 540 gram süte 65 gram şeker katıp kaynamaya bırakıyoruz. Başka bir 65 gram şekeri de 50 gram nişasta ile karıştırıyoruz. Kaynayan süte 1 çay kaşığı kadar vanilya ekliyoruz burada. Paket vanilyanı da kullanabilirsiniz, çok fark etmez. Süt kaynamaya başlayınca nişasta karışımını açacak kadar süt içine atıyoruz. Açıldıktan sonra da 185 gram yumurta sarısını içine alıp çırpmaya başlıyoruz. Yumurtalarımız tamperlenmiş olacak böylelikle. Son olarak da karışımı kaynayan sütün içine boşaltın ve koyulaşana kadar çırpın. Koyulduktan sonra ateşten çekin ve pürüzsüz ve parlak bir kıvam vermek için 110 gram tereyağı koyun. Bunu atlasanız da olur, bu size kalmış. Dolaba kaldırın ve soğumasını bekleyin birkaç saat. Çikolata sos içinde 1 paket kremaya ve 140 gram bitter çikolataya ihtiyacınız olacak. Birbirini karıştırıp çikolata eriyene kadar karıştırın. Pişip soğuttuğumuz hamuru çıktığı kadar daireye böleceğiz. Bizde 4 tane çıktı. Kalıbın büyüklüğüne göre bu azalabilir, çoğalabilir. Ona göre ayarlarsınız siz. Bir daireyi kalıbın içine atın ve kremayı çırpıp birkaç kaşık içine atın. Bizde 4 kat çıktı. O yüzden ben 4'e böldüm. En tepeyi sadece çikolata yaptım. Siz isterseniz en tepeye de krema yapıp üstüne çikolata yapabilirsiniz. Size kalmış dediğim gibi. Kenara kadar kremayı itin. Boşluk olmasın kekinizi kalıptan çıkarınca. Bu şekilde kat kat çıkarak kekinizi yapabilirsiniz. İsterseniz içine meyve koyun, çikolata parçacıkları koyun. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Biz çok basit bir şekilde yapıp geçtik. Bu pastayı siz ne yaparsınız yapın. Bir süre sonra yumuşayacak. Ekler hamuru böyle bir hamur olduğu için. Bu yüzden ne kadar çabuk tüketirseniz o kadar iyi olur eğer yumuşamasını dert ediyorsanız. Önemli değil açıkçası. Sadece tadı önemli. Yumuşayınca da gayet güzel oluyor. Birkaç saat dolapta bekletmeyi unutmayın. Yoksa hiç düzenli bir kekiniz olmaz. Direkt çöker. Bizim yaptığımız gibi yapıyorsanız. Hazır olacak. Pastanız birkaç saat sonra heyecandan da tir tir titreyecektir burada da gördüğünüz gibi. Benim kişisel fikrim yumuşayınca daha güzel oluyor. Yani pastayı yaptıktan ve kalıptan çıkarttıktan böyle bir saat sonra kadar beklerseniz hamur kremadan gelecek olan nemi emmiş olacak. O yüzden biraz daha güzel olacaktır. Zaten çıtır bir hamur olmuyor açıkçası fazlasıyla büyük bir şekilde pişirdiğimiz için. Ben pastaya 5 ekler üzerinden 4 tam 1 çeyrek ekler veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olarak kanalımıza ve bize destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.